Selamlar arkadaşlar. Bugün yeni gelen 8.04 yaması ile birlikte gerek dereceli gerek profesyonel arenada seçilmesi muhtemel güçlü ajanların tier listini yaptım. Umarım beğenirsiniz. Gelin hemen videomuza geçelim. Deadlock'ta başlamak istiyorum. Icebox haritasında kullanılabilir olsa da ajan henüz diğer sentinellerin yakınından dahi geçebilecek durumda değil. Bu yüzden D'ye koyuyorum. Phoenix bireysel olarak alınıp iyi oynayan birinin elinde çok etkili sonuçlar veren ve genelde elo boost yapanların başlıca seçimi olan bir karakter. Ascent, Bind, Sunset gibi haritalarda oldukça etkili. 6 ulti puanından oluşuyor ve roundda 2 skor çıkarttığında orblarla beraber ortalama 3 roundda bir ulti atmak mümkün. Bu listemizde takım oyunuyla bağdaşmış ve profesyonel arenada sık tercih edilen ve yeni gelen Yama ile birlikte seçilmesi muhtemel daha kuvvetli olan ajanları listelediğimiz için maalesef bireysellikle ön planda olan ajanımızı D seçeneğine koyuyorum. Aynı şekilde Reyna da Phoenix gibi bireysellikle öne çıkan bir diğer ajanımız. Üzülerek Reyna'ya da D diyorum. Meta'dan nasibini alan bir diğer ajanımız ise Sage. Icebox haritasında dahi seçim oranları bu zamana kadar hiç olmadığı kadar düştü. Aynı şekilde solo queue ranked maçlarının vazgeçilmezi ve win oranı oldukça da yüksek bir ajan. Fakat profesyonel arenada ve yamalarla gelen metalarla birlikte seçim oranı her geçen gün düşüyor. Bu yüzden D seçeneğine koyuyorum. Bir sonraki ajanımız Neon. Neon aslında güçlü bir ajan fakat onun en büyük şanssızlığı Jett ve Raze ajanlarının varlığı. Bir takım kompozisyonunda Neon'u seçebilmek için Jett veya Raze ajanlarından birinden vazgeçmeniz gerekiyor. Bu da Neon'un rakipleri açısından az seçildiğini ve onu metanın dışına itmesine sebep oluyor. Üzülerek Neon'u da D seçeneğini bırakıyorum. Geçtik C kademesine. Chamber yakın zamanda güçlendirildi ama bu onun seçim oranını ve başarı oranını maalesef yeterince değiştirmedi. Aslında onun da kaderi Neon'a benzer. Aktif olarak metada çok üst düzey konumda sentineller mevcut. Bu da doğrudan seçim oranlarını, o da dolaylı yoldan da olsa başarısını etkiliyor. Breeze, Lotus gibi haritalarda seçilip başarılı olsa da onun tekrardan metada yerini alabilmesi ve daha çok seçilebilmesi için maalesef diğer sentinellerin zayıflatılmasını beklemekten başka çaremiz olmayacak. Ben C seçeneğinde olduğunu düşünüyorum. Sentinels ve G2 gibi takımlar Yoru profesyonel arenaya taşıdı. Fakat Yoru'nun olayı diğer ajanlardan biraz farklı. Gerçekten başarılı olması için karakteri gerçekten iyi oynayan birine ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden biraz zor bir seçim haline geliyor. Yoru'yu da attık C'ye. Harbor, Breeze ve Icebox gibi haritalarda seçilebiliyor. Breeze haritasındaki seçilme sebeplerinden en önemlisi haritanın iki kontrol uzmanı ile kompozisyon yapmaya müsait olması. Fakat seçilme oranı maalesef diğer kontrol uzmanlarının gerisinde kalıyor. Bu da karakterimizi metanın dışında bırakıyor. Harbor'u da C'ye koyuyorum. Geldik B'ye. Astra özellikle split haritasında çok seçiliyor ve başarı oranı da yüksek. Aynı zamanda yetenek seti sayesinde tüm haritalarda seçilmeye müsait. Özellikle split haritasında kendi metasını oluşturmuş olması bile onu B seçeneğini yazmayı hak ettiğini gösteriyor. Fate hala güçlü bir ajan. Gelecekte daha fazla seçilebilir ve her geçen gün seçilme oranı yükselmeye devam ediyor. Aynı zamanda her haritaya da uyum sağlayabiliyor. Fade, Pearl haritasının gitmesiyle biraz durgunlaşmıştı. Fakat her geçen gün kendine tekrar geliyor. Fade'i de B'ye yazıyorum. Brimstone, Bind haritasının vazgeçilmez kontrol uzmanı ve aynı zamanda Icebox gibi haritalarda çift kontrol uzmanı olarak Viper'ın yanına seçilebiliyor. Brimstone'u da B'ye alıyorum. Breach, özellikle Ascent, Bind ve Sunset haritalarına yetenekleriyle hükmedebilen bir ajan. Süper agresif oyunlar yapabiliyor. Birçok profesyonel maçta oyunun erken safhasında bir düel list ile agresif oyunlar sergilemekte kullanılıyor. Gerçekten dereceli maçlarda rakibi sindirmek adına çok başarılı. Listenin B kademesini sonuna kadar hak eden bir ajan. Listenin en önemli kademelerine geçiş yapıyoruz. Gekko Sky'ın zayıflatılmasından sonra seçilme oranı yükseldi ve profesyonel arenada Gekko ve Kayo ile çift öncülü kompozisyonlar da gördük. Gerçekten çok iyi görünüyor ve her geçen gün Gekko'yu görmeye devam ediyoruz. Hem profesyonel arenada hem dereceli maçlarda başarılı oluyor ve seçilmeye devam ediyor. Gekko'ya A'ya koyuyorum. Sky hakkında gerçekten söylenecek söz yok. Çünkü mükemmel bir ajan. Aldığı infoların dışında diğer yetenek setleri bile haritaya hükmedebiliyor. Özellikle Split ve Bind haritalarında haritanın tamamına hakimiyet kuruyor. Oyuna yeni başladıysanız ve bir öncü karakterine uzmanlaşmak istiyorsanız kesinlikle Sky'da uzmanlaşmanızı öneriyorum. Gerek takımını oynatmak, gerek tek başına oyun taşımak konusunda muazzam bir ajan. A seçeneğini sonuna kadar hak ediyor. Kayo, profesyonel arenanın en iyi ajanlarından biri. Özellikle Ascent map'inin vazgeçilmez öncüsü diyebiliriz. Breeze, Sunset, Icebox kullanılmadığı bir haritada adeta yok. Dereceli oyun içinde oldukça başarılı kazanma oranına sahip. Dereceli de seçilme oranı biraz düşük. Fakat bunun en önemli sebeplerinden biri Kayo ile takımın iyi sinerji oluşturamamalarından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Gönül rahatlığıyla A kademesine koyuyorum. Killjoy gerçekten çok sağlam bir sentinel. Metanın, gelen yamaların, nerflerin hiçbiri onu metadan düşürmeye yetmiyor. Özellikle Icebox
ve Ascent haritalarında yetenek setupları çok iş yapıyor. Dereceli maçlarda oldukça seçiliyor ve başarılı. A'ya koyabiliriz. Jett hakkında çok şey söylenebilir ve üzerinde çok şey konuşulabilir. Ascent ve Icebox haritalarını adeta domine ediyor ve bu haritaların süperstarı diyebiliriz. Fakat listede S kademesine girememesinin sebebi bu dominantlığı tüm haritalara yansıtamaması ve zamanla artık seçilme oranını ve başarı oranını Raze'e kaptırmasıdır. Hala en iyi side açan ajan konumunda olduğunu düşünüyorum. Çok çok güçlü kesinlikle, sürekli metada kalacak ve ilerleyen zamanlarda tekrardan S kademesinde göreceğimizi düşünüyorum. Tova hala en çok seçilme oranına sahip öncü konumunda. Breeze ve Icebox haritalarında adeta alınmadığı oyun yok diyebiliriz. Özellikle Sunset'te Cypher'ın dominantlığını kıran bir ajan konumunda. Bunun gibi birçok haritada yetenek seti sayesinde counter pick ile seçilmeye devam ediyor. Bu durumda Sova'nın popülerliğini arttırıyor. Tabi bu seçilme oranları boşuna değil. Kazanma oranı da doğru orantıda yüksek. A kademesini alıyorum. Geldik en cafcaflı bölüme. Cypher gerek dereceli de gerek profesyonel arenada adeta vazgeçilmez bir duvar. Bir neslin dereceli maçlarında beni buraya tek bırakın, siz orayı kalabalık tutun mimiyle nam salmış efsanevi bir ajan. İyi bir Cypher'ın koruduğu sayda girmek gerçekten çok zor. Özellikle Breeze ve Sunset haritalarında oyun hakimiyetiyle göz kamaştırıyor. Cypher'la uğraşmak yalnızca dereceli maçlarda değil, profesyonel arenada da çok zor. Bu yüzden listemizin başına, yani S kademesinin sonuna kadar hak ediyor. Raze, Bind haritasında neredeyse %100'e varan seçme oranı ile dikkat çekiyor. Aynı zamanda Lotus, Breeze ve diğer haritalarda da seçme oranı oldukça yüksek. Zaten olay burada her şeyi anlatıyor. Seçme oranı ile kazanma oranı doğru orantılı bir şekilde yüksekse o ajan vazgeçilmez hale geliyor. Uzun bir süredir metanın en güçlü ajanlarından biri. Eğer Iso, Reyna ve Neon kitleyen biriyseniz karşısına alınabilecek en dominant ajan olabilir. İyi oynaması oldukça zor ama sonucunda çok başarı getiren bir ajan. Sonuna kadar S. Gelelim bir diğer S kademesini hak eden ajanımıza. Onunla Omen hem profesyonel arenada hem dereceli de tüm haritalarda seçilme oranı en yüksek kontrol uzmanı. Hem takım oyununa hem bireysel oyuna uygun yetenek setiyle adeta kontrol uzmanı rolüne ambargo koyduğunu söylersek haksızlık etmiş olmayız. Işınlanıyor, kör atıyor, etkili smokeları mevcut ve haritanın tamamına hükmedebiliyor. Özellikle Ascent, Lotus ve Sunset'te mükemmel seçim oranına sahip. Bazı haritalarda ise Viper ile iyi bir ikili olabiliyor. Son karakterimiz Viper. Seçilme oranı neredeyse tüm haritalarda maksimumu gören bir ajan. Viper bütün metayı ele geçirdi diyebiliriz. Özellikle perde yeteneğiyle haritayı ikiye bölmesi onu diğer ajanlardan ve kontrol uzmanlarından ayıran en büyük özelliği. Çoğu haritalarda ondan vazgeçmemek için çift kontrol uzmanı şeklinde kompozisyonlar kurulmuş. Valorant tarihine ismini altın harflerle yazdırmış bir ajan. Bu ajanımızı da S kademesine bırakıyoruz ve videonun artık sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiysen, hoşunuza gittiyse, beğenirseniz çok sevinirim. Siz benim tier listime katılıyor musunuz veya siz olsanız hangisini farklı kademeye koyardınız? Yorumlarda bekliyorum. Hoşçakalın.